Bu videoda konumuz dinozorlar. Dinozorların yok oluşu, yaklaşık 66 milyon yıl önce, Kreta-Sepalejen yok oluşu olarak bilinen bir olay sırasında meydana geldi. Bu yok oluş, dünyaya çarpan büyük bir göktaşı veya kuyruklu yıldızın etkisiyle tetiklendi. Göktaşı veya kuyruklu yıldızın etkisi, büyük miktarda toz ve külün atmosfere fırlamasına neden oldu. Bu toz ve kül, güneş ışığını engelledi ve dünyanın sıcaklığının düşmesine yol açtı. Ayrıca, atmosferdeki toz ve kül, fotosentezi engelleyerek bitkilerin ölmesine neden oldu. Bitkilerin ölümü, besin zincirini etkiledi ve birçok hayvan türünün yok olmasına yol açtı. Dinozorlar da bu yok oluştan etkilenen hayvan türlerinden biriydi. Dinozorların yok oluşuna katkıda bulunan bir diğer faktör de, volkanik aktiviteydi. Kreta-Sepalejen yok oluşu sırasında, Hindistan'daki Deccan platosunda büyük bir volkanik patlama meydana geldi. Bu patlama, büyük miktarda lav ve külün atmosfere fırlamasına neden oldu. Lav ve kül, güneş ışığını engelledi ve dünyanın sıcaklığının düşmesine yol açtı. Ayrıca, atmosferdeki lav ve kül, fotosentezi engelleyerek bitkilerin ölmesine neden oldu. Bitkilerin ölümü, besin zincirini etkiledi ve birçok hayvan türünün yok olmasına yol açtı. Dinozorlar da bu yok oluştan etkilenen hayvan türlerinden biriydi. Dinozorların yok oluşu, dünyanın tarihinde önemli bir olaydı. Bu yok oluş, birçok hayvan türünün yok olmasına yol açtı ve dünyanın ekosistemini değiştirdi. Dinozorların yok oluşundan sonra, memeliler dünyanın hakim hayvan grubu haline geldi. Dinozorların yok oluşu, dünyanın ekosistemini birçok yönden değiştirdi. Memelilerin yükselişi, dinozorların yok oluşundan sonra, memeliler dünyanın hakim hayvan grubu haline geldi. Memeliler, dinozorların aksine, daha küçük ve çeviktiler ve farklı ortamlara uyum sağlayabiliyorlardı. Memeliler, dinozorların yok oluşundan sonra boşalan ekolojik nişleri doldurdular ve hızla çeşitlendiler. Bitkilerin çeşitlenmesi, dinozorların yok oluşundan sonra, bitkiler de hızla çeşitlendi. Dinozorlar, bitkilerin çoğunu yiyordu ve yok oluşlarından sonra bitkiler üzerindeki baskı azaldı. Bu, bitkilerin yeni ortamlara yayılmasını ve yeni türlerin ortaya çıkmasını sağladı. Kuşların yükselişi, dinozorların yok oluşundan sonra, kuşlar da hızla çeşitlendi. Kuşlar, dinozorların bir alt grubudur ve dinozorların yok oluşundan sonra hayatta kalmayı başaran tek dinozor grubudur. Kuşlar, dinozorların yok oluşundan sonra boşalan ekolojik nişleri doldurdular ve hızla çeşitlendiler. Yeni ekosistemlerin oluşumu, dinozorların yok oluşundan sonra dünyada yeni ekosistemler oluştu. Bu ekosistemler, dinozorların yaşadığı ekosistemlerden farklıydı ve yeni türlerin ortaya çıkmasını sağladı. Dinozorların yok oluşu, dünyanın ekosistemini birçok yönden değiştirdi ve dünyanın bugün gördüğümüz şeklini almasını sağladı. Dinozorların yok oluşunun dünyanın ekosistemi üzerindeki etkilerinden bazıları şunlardır. Karasal ekosistemlerde, otçul dinozorların yok olması, bitkilerin daha fazla büyümesine ve çeşitlilik kazanmasına neden oldu. Etoburların yok olması, memelilerin ve kuşların sayısının artmasına yol açtı. Dinozorların yok olması, yeni ekosistemlerin oluşumuna ve yeni türlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Deniz ekosistemlerinde, deniz sürüngenlerinin yok olması, balıkların ve diğer deniz canlılarının sayısının artmasına yol açtı. Dinozorların yok olması, yeni deniz ekosistemlerinin oluşumuna ve yeni türlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Dinozorların yok oluşu, dünyanın ekosistemi üzerinde büyük bir etkiye sahipti ve dünyanın bugün gördüğümüz şeklini almasını sağladı.